Fanzade Film Manyak kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atakan'la beraber Avatar 1. ve 2. filmini konuşacağız. Öncelikle Atakan'a James Cameron hakkında ne düşünüyorsun onu bir sorayım. Sever misin filmlerini? Zaten Alien konuşmuştuk, Alien 2'yi konuşmuştuk. Alien'i konuşmuştuk biraz. Bence filmlerini yani severim. Şey anlamında, görkemli filmler çekmeyi seven bir adam. İyi yapıyor. Yani Titanic zaten ben yine o kadar bayıldığım bir film değil ama duygu yani duygu yoğunluğudur. Sahnelerin görkemliydi 99 yılı için özellikle. 97 miydi? 90, o civarı bir şey. 90'lar işte. O civarı bir şey evet. Aliens benim favori filmim çünkü Alien'i çok seviyorum. Yani o evrene aşığım. Hala Alien 3'ü izlemedim ama. Şimdi Alien'ın ilk filmin düz gerilim ve bence çıkmış en iyi korku ya o kadar çıkmış en iyi korku filmi olabilir. Benim en sevdiğim filmlerden biri zaten. İkinci filmde bayağı bildiğin aksiyon filmine çevirdi Cameron. Zaten Cameron aksiyonu seven bir adam biraz. Ama Aliens benim en sevdiğim filmi. Avatar var zaten konumuz olan. Başka aklıma gelen Cameron filmi Terminator 2 var. Terminator 2 doğru. Terminator 2 zaten onun öneminden bahsedelim kısaca. Sinemada gerçek anlamda ilk CGI kullanan film. Anladım. Terminator 2 1991'miş. 91 yani 91 için yani 91'de hala 16 bit oyun vardı yani öyle diyeyim. O zaman için inanılmaz bir prodüksiyondur tabii ki. Zaten Titanic başlı başına. Evet. Avatar yine zaten rekorlar kırıyor yani şey anlamında. Yanlış bilmiyorsam Avatar'da zaten gişede birinci her zaman. Avatar yani ölüsü yani şimdi konuşacağız zaten de her film yani iki film var diyelim. Bir adı var ya. Yani şey, Avatar'ın bu kadar tutmasının sebebi 3 boyut. Yani büyük oranda 3 boyut reklamı yaptılar değil mi? Ben o zamanlar çok hatırlamıyorum. Uygar daha iyi bilir. Bu Avatar... Neyse spoiler. Avatar 2 hakkında da söyleyeceğim. O zaman ilk defa insanlar 3 boyuta gideceklerdi. O yüzden bir heyecan vardı. Sinemalarda 3 boyutlu gözlükler ilk defa kullanılıyordu. Sinemada bir devrim yaratılmıştı aslında o zaman. İnsanlarda da bu anlamda bir hype söz konusuydu. Daha sonra bu Avatar'la beraber 3 boyutlu teknoloji birçok aksiyon filminde ve CGI'nin yoğunlukta olduğu filmlerde hatta bazen sadece düz filmlerde bile 3 boyut görmeye başladık. Ben bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Yanlış bilmiyorsam Avatar'dan önce de 3 boyut teknolojisini galiba Titanic'in 3 boyutlu versiyonu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2000'lerin başında vizyona girmiş. Başka bir film de olabilir. Yani 3 boyut teknolojisi aslında çok eskilere dayanır. Şimdi YouTube'da yine söylemem yasak ama İkinci Dünya Savaşı'nda malum bir ülkenin teknolojisine dayanır. 3 boyut ilk başta orada kullanılmıştır. Propaganda filmlerinin daha çarpıcı, daha gözü önünde durması için yani çarpıcılık için, kalite için o zaman kullanılmıştır. Yani bizim widescreen dediğimiz herkese hitap edecek şekilde bildiğim kadarıyla aynı zamanda reklam, PR kasılarak yapılan Avatar'dır. Evet. Ve o anlamda bir devrim yaratmıştır. Yani o zaman ben 4 yaşındaydım da yani izlemek isterdim. Keşke ilginç bir deneyim olurdu. Evet. Avatar 2'de de 3 boyut teknolojisinin sınırını zorluyor. Ben sinemada gittim. Her ne kadar Türkiye'deki IMAX'ler yurt dışına kadar kaliteli olmasa da yani gayet çok çok iyi kullanıyordu 3 boyutu. Aslında sinemada görüntüsel anlamda yani devrimlere baktığımız zaman bunun öncesi Star Wars'ta da başlıyor. Star Wars'taki teknoloji de bugün birçok işte CGI, green screen gibi alanlarda kullanılmaya devam ediyor. George Lucas'ın çok büyük katkıları var. Bir öneri de verelim hemen. Disney Plus'ta Light and Magic diye bir var. Belgesel var. Ben onu henüz izleyemedim. Çok merak ediyorum. Tamamıyla bu Star Wars ekibinin yani Empire Strikes Back'ten de bahsediyor. New Hope'dan da bahsediyor. Tamamen o prodüksiyonu anlatan, özellikle görsel efektleri anlatan çok çok iyi bir belgesel var. Buradan tavsiye ederim herkese. Zaten James Cameron gençliğinde Star Wars'u izleyip benzer bir film yapmayı hayal etmiş diye duymuştum ben. Yani mesela Christopher Nolan da öyle. Christopher Nolan çok büyük bir Star Wars hayranı. Star Wars hayranı olmayan bir sinema ile ilgilenen birisi yok herhalde. Öyle düşünüyorum. Herhalde. Tam James Cameron diyorduk. Dediğim gibi teknik anlamda üst düzey filmler çekiyor. Zaten görsel efekt anlamında devrim yaratmış bir adam Terminator 2 ile. Gayet yani hikaye anlatım anlamında da nasıl desem izlenebilir hikayeler yapıyor. Filmi sıkmıyor. Gerçekten güzel. Ama mesela yani ilk filmin evrene kattıklarından sonra Aliens bana o kadar benim Aliens'i o kadar beğenmem. Alien ne filmdi ya. Neyse. Titanic zaten başlı başına duygusu var ama ben aklıma başka Cameron filmi gelmiyor. Başka film vardı da. Başka yok gerçi. Yani yok.
bu kadar Terminator Genesis var 2015'te. Genesis olmuş ekti. Terminator Karakter. Öyle yazıyor burada, bilmiyorum. Terminator Genesis olmuş, çok kötü. Belki şeydir, şeydir. Executive Producer gibi bir şeydir belki. Her şey yapımcı, Executive Producer, evet. Şey, onda kalesi var. O yüzden izlemiştim ben. Xenogenesis diye bir şey var, filmi var. 1978 yapımı. Bilmiyorum. Neyse, biz devam edelim. Yani mainstream filmleri bunlar işte. Terminator 2, Aliens. Aliens zaten en sükse yaptığı filmdir hükümet. Titanic, Avatar 1-2. Yani main evet. Filmleri bunlar. Ve bu yani, filmlerle adam parayı götürdü. Çok götürdü hem de. Ha, ona da değinelim. Gerçi filmin yapım aşamasından konuşuruz da. Ben bilgi vereyim. Avatar'ı yani herkes biliyordur büyük ihtimalle. Cameron 90'lardan beri Avatar, aslında kafasına Avatar gibi bir film çekmek varmış. 80'lere sunu taslağını yazmış, başka şeyler yapmış. Çok uzun yıllar çekmek istemiş. Ama görsel efektlerin henüz yettiğine inanmadığı için böyle bu şey gelişmemiş. Sonra 2000 kaç yılında Kralın Dönüşü galiba. Ya Kralın Dönüşü ya şey İki Kule'de. İzledikten sonra o Gollum'un efektlerini gördükten sonra bunu yapabileceğine inanmış. Ve Avatar'a projesine girmiştir. Ve Avatar'ın ilk filmin bütçesi $200 milyon fazla galiba. Tabii gişeyi kırdı yani. En çok izlenen film, en çok şey yapan, gelir elde eden film. Enflasyonu katmazsak. James Cameron ondan pay aldı. Stüdyoyu ikna etmek için bana para vermeyin. Filmin gişesinden pay alayım dedi ve hayvan gibi para aldı. Peki sen mesela Avatar'ın birinci filmini nasıl bulursun? Hikaye olarak. Şimdi iki farklı bir yönden bakmam lazım. Yani ben Avatar'ı çekken yıllar önce izledim. Daha Avatar 2'nin çıkacağını bile bilmeden izledim. Avatar 2 yani sonu zaten cliffhanger'la bitiyor. Yani şey kesin devam gelecek diye bekliyorduk da. O bekleyiş 2009'dan 2022'ye kadar sürdüğü için Avatar 2'nin geleceğini pek düşünmüyordum. Tek başına bir film olarak başladığı hikayeyi bitiren fena bir film değil. Severim ama yani iyi bir film. 3 boyutta teknolojinin tadına çıkarın denmiş gibi bir film gibi hissediyorum. Cameron'un filmleri biraz öyle. Aynen. Cameron'un filmlerinin zaten çoğu öyle. Aliens de öyleydi. Aliens de öyle. Aliens'ı ben dedim. Hikaye geri planda olup aksiyon ve işte görsel efektler daha fazlaydı. Titanic de hikaye ön plandaydı fakat onun 3. perdesinde tamamen işte şey denizin batış denizde batış. Yarısı zaten geminin batışını anlatıyor. Aynen. Yarısı da geminin batışını anlatıyor. Evet. Yani bu anlamda işte senaryosunu basit buluyorum. Ve beni çok fazla etkilemiyor. Fakat birçok dandik filmden de iyidir ve yani seyir zevki de güzeldir. O evet, anlamda yani, seviyorum. Yani Marvel filmlerini sevenlerin Avatar'ı da çok fazla seveceğini düşünüyorum. Birçok Marvel filmlerinden belki daha iyidir hatta. Hepsinden iyi diyebilirim ben ya. Yani şöyle Infinity War'ı Winter Soldier'ı saymazsam hepsinden iyi diyebilirim. Yani o da tartışılır bence. Bazı şeyler, bazı Marvel filmlerini ben yine daha çok beğeniyorum da. Yani. Şey olarak öyle. Bu arada şey güzel. O girdiği Navi. Dünyanın Pandora gezegenindeki Navi halkının kültürünü bence güzel yansıtıyorlar. Evet, ben katılıyorum ona. Doğayla barışık bir toplum olması ve işte bizim Jack Sully karakterinin Avatar bedeninde onlara uyum sağlama çalışması ve onlarla olan ilişkisinin giderek artması falan gibi sahneler. Güzel sahneler. Ama baktığımız zaman da aslında bu hikaye tanıdık bir hikaye. Bu hikaye evet. İşte sömürgecilerin işte Amerika kıtasına gelip Kızılderililerle beraber savaşmasını anlatan bir Pocahontas hikayesi. Amerika'da evet. Bir taraf var, bir taraf var. Bir taraftan bir adam bir tarafı öğrenmeye çalışıyor ama acanlık yapıyor. Sonra o evet. Tarafa sonra o tarafa aşık olup o tarafa geçiyor. Büyük ihtimal zaten karşı cinsten birisiyle aşık olduğu için o tarafa geçiyor. Sonra savaşıyorlar. O taraftan oluyor. Bu yani bu tipik Hollywood hikayesi. 100 tane böyle film izleyebilirsin. Ama Avatar'ı öne çıkaran senin dediğin gibi Navi kültürü ben çok seviyorum Navi'leri. Navi kültürü yani, güzel. Fikrini çok seviyorum. Zaten mesela şey lore'unda şey var. Onların yaratılışına inandıkları şey ilk şarkılar olarak geçiyor. Evet. İlk şarkılarından. Her şey işte ya şaman kültürü aslında. Orta evet gibi. Veya işte şey göçebe toplumların kültürü gibi. Evet gibi benziyor. Yani o evren çok güzel. Görsellik bu kadar yani bu ikisi görsellik ve Navi kültürü. Ben bunun için de izlemezdim pek gerek yok yani. Bu arada şey Navi kültürünü mesela şeye benzettim ben. Son Tales of Jedi'da izledik ya biz yakın zamanda. Evet. Tales of Jedi'da Ahsoka'nın ailesini görmüştük birinci bölümde. Ahsoka'nın ailesi de mesela bence o Avatar'daki Navi kültürünü esinlenmiş yani o aileyi oradan almışlar gibi hissettim. Onlar da doğayla barışık bir
şey vardı. Zaten dediğin gibi yani 100 tane farklı uyarlamasını görürüz. Var. Tarz hikayelerin. Belki Dune'da bile vardır, bilmiyorum. Dune'da tam öyle değil ya. Dune biraz daha karışık. Ben bilmiyorum, sen yani şey, kitabın hepsini okumadım, filmi izledim. Tam öyle değil. İşte bir de şey güzeldi. Mesela bu Gamora'nın oyuncusu neydi karakteri burada? Neytire. Neytire. Neytire ve Sully'nin tanışmasındaki o şey güzeldi. Mesela Neytire bizim Sully'yi kurtarmak için bazı hayvanları öldürmek zorunda kalıyor. Daha sonra evet, bundan dolayı pişmanlık duyuyor. Hatta kurtardığı kişiyi suçluyor. Mesela bu tarz şeylerle o toplumun kültürünü, ben yani doğaya, hayvanlara, başka canlılara ne kadar değer verdiğini anlatan kültürlerin kültürü bize tanıtması açısından güzeldi. Fakat ben o Neytire ile bizim Sully'nin tanışmasının, yani çok şey buldum, biraz klişe buldum ya. Şey var ya mesela, önce şey diyor, önce ona bağırıyor, sen bir korkaksın falan diyor, bir çocuk, bir bebek gibisin diyor, ardından şey diyor, ama kalbin çok büyük, çok cesursun. Ya anlamadım. Ya, çok o, şey. Ya şu yapanlar var ya, şöyle yapanlar var ya, he. Onlar işte bir şey, Eyva bu arada şey de bilgi de veririm, Eyva bunların tanrı anası gibi geçiyor, evrenin yaratıcı, evet. Şey. Aklıma gelir hep. Cem Yılmaz bir filmde şey diyor, Avatar'da bir aç vardır, herkes ona bağlanır, herkes ondan enerji alır. İşte o aç benim. Eyva gezegenin kendisi aslında. Ya bu biraz şeye benziyor, Solaris'e benziyor aslında. Evet. Solaris'te gezegenin kendisi bir beyin. Evet, yani evet. Tam böyle değil. Şey yani, var işte böyle. Ya, Guardian of the Galaxy'de şey vardı, gezegen adamı vardı, Ego var. Solaris'te ya denizin kendisi yaşayan bir varlık, yaşayan bir deniz var bütün denizin şeyin etrafında. Ve yavaş yavaş insanlarla iletişim kurmaya çalışmasını anlatıyoruz. Solaris inanılmazdır. Ne, bu da onun gibi bir şey işte. Eyva, gezegenin kendisi, tanrıçaları. Evet. Lore çok güzel, Lore'unu beğeniyorum Eyva'nın. Lore'u güzel, peki sen şeyi beğeniyor musun mesela? İlk başta bir şey görüyoruz. Bu Navilerle tanışmadan önce işte Amerikan askerlerinin orada üstünü görüyoruz. Bizim evet. Sully başta engelli bir asker orada. Evet. Bacakları tutmuyor. Daha sonra Avatar bedenine girdiği zaman yürümeyi keşfettiği için bir heyecan dolu ve işte farklı bir aleme giriyor sanki. Yani yürümeyi başardığı farklı bir boyutta buluyor gibi kendisini ve daha sonrasında o bedeniyle uyum sağlıyor bir şekilde. Yani o beden asıl bedeni olması o oluyor. Aynen, sonrasında o asıl bedeni kendi, yani avatar bedeni oluyor. Sen bunu evet. bu metaforu beğeniyor musun? Bu hikayeyi, gidişatı. Şey güzel, yani sen şimdi deyince fark ettim de işte insanların dar görüşüyle hayatı tam yaşayamıyor. Navilerle özgürlüğü buluyor, yürüyor falan. Evet. Mantıklı, güzel bir şey. Ama yani o sadece, yani şöyle, Jack şeye geçiyor. Navi vücuduna geçiyor. Bir koşuyor. Sonra ayağıyla topraklara bir şey yapıyor. Bitti. Bir daha o konuyu açmıyorlar. Evet. Alien'dan bildiğimiz abla var. Bahsetmiştik zaten. Sigourney Weaver mıydı? Sigourney Weaver. O da bir Ripley işte. Kadınla oynuyor. Ripley babamız. O da avatar bedenine giriyor. Evet. Ripley ablamız. O zaten şeyde de ikinci filmde de Ripley'nin oynadığı karakterin kızını oynuyor. Evet. Kiri'ydi galiba onun. Kiri olabilir. Ben film izleyeli oldu. Evet. Tamam, işim hakkında başka diyeceğim. İlk film işte şey, peki o generali beğeniyor musun ilk filmdeki kötü adam? Ya tipik Amerikan askeri yani, onda çok bir şey yok. Kaslı maslı, yüzünde yara var. Havalı konuşuyor. Bir de güçlü yani falan, o kadar normal tipik Amerikan adam. Tipik Amerikan askeri. Aynen. Ya ağzında prosu vardı değil mi? Vardı galiba, bir şey var böyle. Rambo bıçağı gibi de şey var, dövmeleri var falan. Yani. Yani vardır. O zaman ikinci filme geçelim. İkinci filmi daha iyi buldum ben açıkçası. Neden daha iyi bulduk dersek, mesela hikayenin çeşitliliği daha fazla artıyor. Bizim Sully ile karısının çocuklarını görüyoruz. Onların hikayesi var. Evet. Su kabilesi var. Onların hikayesini görüyoruz. Balinalar var. Yani balina benzeri su varlıkları var. Onların kendi kültürlerini tanıtıyorlar bize. Ve işte şey var. O birinci filmdeki kötü adam klonu avatar bedeninde geri dönüyor. Evet, Navi olarak dönüyor. İşte fena dokunuşlar değil. Tabii eleştirdiğim yerler de var. Onları da konuşacağız. Yine hikayesi çok aman aman bir hikayesi yok. Çok basit, basit bir hikayesi var. Yine işte kötü adamlar Pandora'yı ele geçirmeye çalışırlarken bizimkiler de onlarla mücadele ettiği bir evet. Klişe bir hikaye yine. Birinci evet. Filmin bir benzeri aslında.
Fakat birinci filmden işte daha lore'u daha da genişlettiği için ben şeyi sevdim. Avatar 2'yi daha çok sevdim. Böyle. Ben diyeyim konuşayım. Filmin kendisi çok iyi değil. Hatta orta bile ya orta düşük arası bir şey. Yani tek başına izlendiğinde. Ama senin dediğin gibi evrene çok şey katıyor. Yani şöyle Cameron Baba şey diyor. İlk iki film bizim bu dev sagaya girişimiz. Asıl aksiyon, asıl olaylar üçüncü filmde başlayacak diyor. Adam kendi Dune'unu yaratacak dediğim gibi. Kendi o 10 tane film çekecek. Kendi destanını yaratacak. Bu ilk iki film giriş olarak bence gayet iyi. Evreni çok güzel tanıtıyor. Yani ilk film tanıtıyor. Sadece Navi'leri tanıtıyor ama diğer kabileleri tanıtmıyor. Sadece bizim orman Navi'lerini tanıtıyor. Karalı Navi'lerini tanıtıyor. İkinci filmle evet. Beraber ciddi anlamda evren genişliyor ve çok fazla... Mesela o gezegende kaç tane toplum var? Biz suda iki tane gördük. Suda ilk filmdeki savaşta hava vardı, su vardı. Normal toprak vardı. Bir tane daha toprak vardı galiba. İçinde savaş sahnesi var ya orada bir sürü vardı. Hı-hı. Ama daha görmediğimiz bir sürü kabile vardır. Mesela bizim Sari'nin kabilesi toprak oluyor değil mi? Galiba. Ağaç ya da toprak ikisinden biri. Diğerlerini şimdi şey ateş mi göreceğiz? Ateş kabilesini görecekmişiz. Cameron Bob öyle diyor. Peki o ateş kabilesinde mesela yine böyle Tatooine veya Dune'daki gibi bir çöl gezegeni gibi bir yer. Yani çöl mekanı. Onu görecek. Bilmiyorum. Şeyin topografyasını bilmiyorum hiç. Bu nasıl şeyin? Bu gezegenin adı neydi? Pandora. Pandora. Pandora'nın hiç nerede nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Evet. Bir de bu şey 2100'lü yıllarda geçiyor değil mi film? Yıl galiba olarak. Bayağı ileri zamanında geçiyor. Yani zaten... Yani şey dünyada, dünya zor durumda olduğu için bunlar başka gezegenlerden kaynak aramaya gidiyorlar. Ya bu arada belki öyledir ama Alien'la şey birebir aynı. Evren gibi bir şey zaten. Belki aynı evrende geçiyorlar. Aynı evrende geçiyor olabilir işte. Alien evreniyle Navi evreni, Pandora, Avatar evreni aşağı yukarı aynı. Şöyle. İkisinde de Ripley var. Belki birinin klonudur. Asıl şey şu. İlk filmde insanların geldiği gemi şirket tarafından. Company diyorlar direkt. Şirket yönetiyor. Alien'da da aynı bir tane şirket var. Onlar yapıyor. Uzay sefer zaten Alien'daki şirket uzay seferleri yapmayla meşhur. Yani o aynı evrende geçiyor olabilir. Bence şey yapar. Öyle bir şey vardır büyük ihtimalle. Olabilir. Zaten şey Star Wars ile Indiana Jones da aynı evrende geçiyormuş. George Lucas evi. Star Wars ile Indiana Jones da aynı evrende geçiyormuş. Öyle mi? Lucas ne yapıyor? Indiana Jones'un o şeyde mağara resimlerinde Star Wars ile alakalı Easter egg'ler var. Şeyler yani yaşanmış Star Wars normalde geçmişte geçiyor ya o olaylar. Uzun zaman önce. Yani, uzun zaman önce mantıklı. Yani dünyası da onun geleceği işte bizim dünyamız. Evet evet. İşte öyle bir şey. Bu teori tabii ama George Lucas şey yapmış yani bilinçli koymuş oraya. Niye iki tane Harrison Ford var? Bir Han Solo var, bir Indiana Jones var. Nasıl oluyor? Oluyor öyle. Peki. Bir şey o zaman Alien'da da öyle işte. Alien'da da bir Ripley var, bir de şey var. Avatar'daki ablamız var. Evet, büyük ihtimalle ayrı evrene geçiyor. Doğru, şirket mevzusundan. Olabilir. Peki, ikinci filmdeki CGI kullanımını beğeniyor musun? Baya çok iyi. Cidden çok iyi. Mesela evet. Var. Sigourney Weaver ikinci filmde çocuk Kiri'yi oynuyor. O zaten insan şeyi, algorisi. İşte Ava o şeye bizim ablamızın şeyine çocuk veriyor. Tanrı çocuk veriyor. Evet. O da işte Ava ile iletişim kurabiliyor. Ya peygamber gibi bir şey olacak ileride zaten. Orada. Peki ben bir şeyi kaçırmışım. İlk filmde o Ava'nın çocuğu yani Tanrı'dan mı oldu? O nasıl olmuştu onu anlamadım. İkinde mi? He. Kiri'nin babası kim? Kiri'nin babası kim? He. İşte şey. Ava yumurtayı bıraktı herhalde. Ava annemi erkek mi neyse artık. O bıraktı işte. O bildiğin İsa şeyi. Star Wars'ta da başladı. Anakin'de öyle. Evet. Onun yani belli olmuyor doğru. Yani o ileride önemli bir karakter olacak. Belki şeyi de bizim diğer hayatta spoiler verdim orayı kes. Salin'in böyle mi konuşuyoruz zaten ya? Böyle mi konuşuyoruz? Salin'in ölmeyen oğlunu öldürüp direkt bütün seri şey üzerine bile yapabilirler. O ikilinin üzerine yapabilirler. Olabilir. Güzel olur bana izlerim. Bizim Sully ve işte ismini unutuyorum. Neydi? Neytiri. Neytiri'nin çocuklarının karakterlerini beğendim. Mesela bir tanesi üvey.
Hiç beğenmedim. Bu arada ikisi de çok sinir bozucu. Bir tane şey vardı. En büyük olan öldü zaten filmin sonunda. Ha, öldü zaten de küçük çok sinir bozucu bence. İleride düzgün bir karakter olabilir. Küçük çocuk da o balina benzeri canlıyla bağ kurdu. Evet. O mesela onun hikayesi güzeldi. O balina bir yani dışlanmıştı bileği, falan filan evet. Yani dışlanmış, ölüme öldürmeye sürüklemiş. Bu yüzden de dışlandığı için de suçucu suçluyorlardı falan garip. Evet. Yani yani ben o çocuğu çok sevmiyorum ya. Şeyleri sevdim mesela onlara zorbalık yapan o sualtı kabilesinin çocuklarını sevdim. Bana filmlerdeki çocuk karakterler çok itici geliyor. Büyük çoğunluğu öyle. Oyunlardaki filmlerdeki çocuk karakterler hani Last of Us gibi yapmayacaksan itici geliyor bana. Ergen şey tiplemeleri değil mi? Böyle onların yani hikayesi. Yani çok hoşuma gidiyor. Ama çok fazla yaptı şeylerin ergenliği bile ya. Hani insanlara bak, humanitler tamam da bu kadar benzetmeseniz şeyler Navilerin ergenliği bile bizim ergenler gibi aynı ya. Aa, çok benziyor evet orada. Humanit olduklarını anladın da bu kadar benzetmeyin ya. Peki o mesela o kültürü beğendin mi? Yeni tanıştığımız o su kültürü, yani su altı kültürü varlıkları nasıl sence? O şey anlamında güzel. Mesela dünyada bizim yine hala yani şöyle dünyada hala şey kabileleri var. Tamamen %100 kendi toplumdan soyutlamış kabileler var. Sanki onlardan çok ilham almışlar gibi geldi. Mesela yanlış bir yerde okumuştum. Bir Filipinler'de olması lazım. Bir balıkçı kabilesi var. Varlar çok var. Adamlar birkaç dakika suyun altına nefes almadan durabiliyor. Hawaii'de falan da çok olabilir belki. Bilmiyorum. Galiba işte yani o insanlardaki sebebi adaptasyon. O zaman şey vardı mesela Justice League, yani Zack Snyder ve işte Josh Whedon'un Justice League filmlerinde. Batman vs. Superman'de vardı. Şey filmin başına kriptonit alıyorlardı şeyin benzin altında. O da vardı. Bir de şey vardı. Zack Snyder Justice League filminde Aquaman o kasabadaki halka denizden balık getirdiği için Aquaman'i bir nevi tanrı gibi bakıyorlardı ve ona şarkılar söylüyorlardı o halk. O tip yani o da öyle olabilir. O tip suyla ilgili kabileler yani tamamen %100 şey olmasa da. Şeyi gördük daha yeni mesela Black Panther Wakanda Forever'da Namor'u gördük mesela onların kabilesi. Yani %100 soyutlanmasa da su kabileleri var hala. Onlardan büyük ilham almışlar. Cameron zaten Cameron manyak bir adam. O şey değil miydi? Mariana Şukur'una dalmamış mıydı? Olabilir. Öyle bir şey vardı. Cameron bu arada bu doğayla alakalı belgeseller yapıyor ve kendisi bayağı çevreci bir kişi. Hatta balinalarla alakalı da bir belgesel yönetmiş. Su altı belgeselleri yapıyor. Hatta bu filmi yaparken de büyük çoğunlukla onlardan esinlenmiş. Avatar 2'yi çekmesi bu yüzden mi? 10 yıl sürdü. Olabilir. Şerefsiz ya. Mesela balinaların sebepsiz yere öldürülmesiyle alakalı esintiler söz konusu, ilhamlar söz konusu bu filmde. Burada da balinaları öldürüyorlar ya. Mantıklı. Bu arada benim bildiğim bir de şey, Alita diye bir film vardı. Eski bir Ermeni uyarlaması. Onun yapımcısı Cameron galiba. Olabilir. Devam gelsin onda. Bu mesela balinaların işini çok beğendim. Hatta şey diyorlar ya, onların nörolojik ağları daha fazla gelişmiş olduğu için şeyde oradaki varlıklardan hem insanlardan hem navilerden hem de diğer işte türden daha gelişmiş ve daha manevi ve duygusal diyor. Mesela onu çok beğendim. Hatta oradaki işte Yunuslar, şey diyor. Kız kardeşim de o benim diyor mesela. Yani. Bir tık Yunuslara benzememiş mi? Benzemiş. Dev bir Yunus gibi. Ya balina işte. Mesela orada içine giriyordu ya bizim oğlan. O sahnede ne oluyordu? İçine girip bir şey oluyordu o balinadan. Balinanın ağzının içerisinde böyle bir şey var galiba. Onu kafasının arkasındaki şeyle okutuyordu galiba. Evet. Bağ kuruyor. Bu arada bir şeyi söylemeyi unuttum ben. Dediğim gibi filmin tek başına kendisi o kadar kaliteli bir film değil ama ilk iki film giriş filmi olarak çok iyi. Evreni çok iyi tanıtıyor, düzeni oturtuyor. Evet. Üçüncü film bekliyorum ya. Yani ikinci film yine o kadar iyi olmasa da üçüncü filmi iyi bekliyorum. Şeyi beğendim. Mesela Spider diye bir karakter var. Bu generalin oğlu galiba. Albayın. Evet, onun oğlu. Mesela o birinci filmde var mıydı öyle bir olay? Hiç hatırlamıyorum da. Bu bir yani ikinci filmde böyle bir şey çıktı. Yani bilmiyorum. Yani her yere çekebilir şimdi. Çünkü uyar dondun. Ha geldin. Her şey olabilir. Yani Cameron tipik bir hikaye de izleyebilir. Kendisi de sallayabilir. Her şey olabilir. Ben çok merak ediyorum. Yani Spider babasının izinden mi gidecek? Babası Jake'i öldürecek mi? Her şey olabilir. Merak ediyorum o yüzden. Cameron'ın şey, saf olduğu olmaz. O oğlu öldürüldü ya şeyin. Kadının. Baş karakterin. Nathan'ı?
Ha, Nate Spider'a şey yaptı. Silah çekti. Ha, evet. Oo, Milleti çok fena oldu tetiklemek sana. için. Mesela o sahne çok şeydi. Normalde Biraz birinci ekstra filmde bir sahne. mesela herhangi bir canlıyı öldürmekten kaçınan bu karakter kendi çocuğunun intikamı için böyle bir şey yapan İşte birisine dönüştü analık mesela. gücü. Analık gücü Analık işte. gücü, aynen. Analık gücü. Ya gerçekten Cameron üşenmemiş. Çakma insan yaratmış ya. Çakma insan yapmış adam ya. Şimdi sen şeyi sevdin mi? Birinci filmdeki ana kötü karakterin klon olarak geri dönmesi. Yani sen bu fikri sevdin mi? Bence bir tık aykırı olmuş ya. Çünkü şey ya. Hani Başka kötü mü bulamadınız? hani Navilerden bu kadar nefret eden bir adam niye Navi olarak geri dönüyor? Hani tamam birinci sıfır da ya bilmiyorum o Yani kadar şey iğrenç. diyor zaten orada birinci sahnede şey diyor. Kendi hatıralarıma sahip olan başka bir varlık, başka bir birey olacak diyor. Aslında tam olarak ne kadar kendisi? Felsefi olarak tartışmalı bir konu. Yani ben bilmiyorum başka şekilde de yapılabilirdi. Yani illa o reisi şey mi yapacaksınız? Baş kötü mü yapacaksınız? İlla mı yani? Karısı falan gelseydi mesela. Bu Yani sefer o o kadar şey değil. intikam olur. Veya kardeşi geliyor, o intikam oluyor. Başkası da Böyle olabilirdi ama yapıyorlar illa orayısı istiyor Cameron. genelde. O adam şey mesela o adamı da mı CGI ile gençleştirmişler? Çünkü ilk sahnedeki görüntüsü birinci filmdekiler neredeyse aynıydı. Yani çok Yapmıştır yani yaşlanmış adam. olması. Zaten şey her şeyi söylemedim. Avatar'ın işte Avatar 2'nin toplam maliyeti 450 milyon dolar mı neymiş? Evet. 400-500 arası falan yani Cameron'a iyi para akıtıyor Disney ya nasıl hala kesmediyse. Evet. Bu arada Avatar'ın dizisi de çıkacak galiba. Avatar 3'ün şeyleri, Şöyle kitapları dizisi olacakmış. Avatar 3 Cameron Baba 9 saatlik kurgu bırakmış manyak. 9 saatinin de CGI'nin yapılmasını istiyor. Ama film 9 saat olmayacak. 9 saat kimse hayatta vizyona sokmaz 9 saat. O yüzden yani bilmiyorum 2 saat yapar, 3 saat yapar, belki 4 saat yapar ama hiç kesilmemiş versiyonunu Disney Plus'a dizi olarak koyacak manyak. Gelecekte böyle Avatar, Star Wars gibi böyle dizilerin, çizgi romanların, filmlerin bol bol olduğu bir evrene dönüşür mü? Lütfen olmasın. Bence Lütfen olacak olmasın. gibi hissediyorum. Lütfen olmasın. İstemiyorum. 10 yıl olur bence. Yani Disney de yırtık tondan çıkar gibi yine 30 tane Avatar dizisi çıkartır manyaklar ya. Evet. Yapar Allah Disney'i istersin ne diyeyim. Peki bu Avatar 2'de mesela beğenmediğin yerler başka neler vardı? Ya filmin hikayesi çok basit. Yani güçlü değil hiç. Yani baştan sona izliyorsun. Hiç, filmin sonunda hiçbir şey olmuyor. Bir adam ölüyor o kadar. Hiçbir şey olmuyor yani. Çok, çok basit bir film. Şey güzeldi, o Kiri'nin annesiyle karşılaştığı sahne güzeldi. O manevi olarak hani o ağaç sayesinde oluyor galiba. Öteki Galiba öyle dünyada şey vardı annesini görüyor falan. Şeye benzettim ben onu. Wakanda'da da oluyor ya Black Panther'da da. İçiyor bir şeyi. İşte babasıyla görüşüyor mesela. T'Challa ha T'Chaka'yla görüşüyor. şey evet, güç veren şeyi yiyor. İçiyor. Aynen. Ona benzettim o sahneleri biraz. Black Panther'ın ilk filmi çok overrated. İyi film Yani. de hani en iyi film Oscar'ına aday olacak kadar iyi bir film değil. Ya Avatar 2 güzel film Diyeceğim işte yani şey olarak güzel. Ben birinci film ben daha çok beğendim. Bunu bu kadar söyleyeyim yani. katılıyorum ama birinci filmden yine daha iyi. Çok daha fazla şey var ya da Mesela çok fazla yorum gördüm. İşte Avatar 2 13 yıl beklemeye değdi mi falan filan de yani bence de bir asıl yaşta beklenti değmez. için dedikler de onu da anlamadım. Hayır, Yani. 13 yıl beklediğim bir film için değmez ama 13 yılda bir film çekmedi adamlar. 13 şimdi 10 tane film 13 yılda 10 tane film çıktı Cameron'ın. Yani 3. film izlersek daha 3. film ama 3. film iyi olursa seri iyi biter. Kötü olursa kötü biter. Ben bunu düşünüyorum sadece. Ama 4 ve 5 de çıkacak. 10 tane film çeker işte ona kadar uzatır. Evet. Star Wars'un 4 ve rekorunu 5'ten ne olur kıracak işte? herhalde. 4 ve 5'te neler yapacak? Sallar bir şey yine. Bu sefer Salih'in torunu, onun oğlu, onun Ya bir de bu kayınçosu kötü falan. adam yine ölmedi. Yine işgal mi? Hep bunu mu izleyeceğiz biz sürekli? İlk film yani her dediğim gibi Cameron'ın sağ solu belli olmaz. Hani üçüncü filmin ilk dakikasında Salih'i öldürebilir ya. Vallahi ne olacağını bilmiyorum. Çok fazla Bence materyal. öyle olsa ilginç olur, güzel olur. Adamın elinde çok fazla materyal var. Bir yerde şey var. Neydi adamın adı? Şu Alien'daki ablamızın oynadığı kız var. Oğlu var. Nasıl? Şey, o ablamız. Yani çok fazla materyal konuşamıyorum şimdi. Çok fazla materyal var işte. Spider var. O kız var. Oğlu var. Sally'nin kendisi var. Nate'i var. Şey var. Bizim general var. Yani o çok Evet. fazla şey olabilir. Ben gerçekten merak ediyorum. Ama iyi olur mu onu bilmem.
Ya Pandora'da da daha fazla kültür görürsek güzel olur. İşte dediğin gibi o ateş kabilesi, su kabilesi, başka hava mı göreceğiz? Ateş, su, Hava toprak mı? kabilesi. Baya şey avatar, her bir avatara döndü. Şey, diğer avatara döndü. Ha. Yani Böyle benim başka ben diyeceğim bir şey yok yani. de daha bir Senin... şeyim yok. İyi, o zaman bitirelim istersen. Bitirelim. Yani bugün Avatar 1. ve 2. filmi konuştuk. Üçüncü Yani film, üçüncü film çıksın artık yeter. Bir de dayanamıyorum. 3. film ne zaman çıkıyor bu arada? Adama CGI'ni yapmadılar galiba. CGI'ni yapmadılarsa bayağı sürer çünkü 9 saat 9 saat kuru abi 9 saat CGI nedir ya? Zor Filmin ya. tamamı CGI zaten. Evet, ama yine Cameron şeyi, görsel ha. efekt ödüllerinden toplar herhalde. Olur. Görecekler. Cameron babadan bir ricam var. Lütfen Disney'in oyununa gelip filmin efektlerini hızlandırma. Marvel gibi sıçarsın. Teşekkür ederim. Aynen. O Allah zaman Disney'in bugünlük yüzünü versin. bizden Teşekkür ederim. o zaman bugünlük bizden bu kadardı. Başka bir Evet. videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.